Herkese selamlar dostlar. Kısa bir video ile karşınızdayım. Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan resmen PlayStation 4 ve 5 için kaldırılmış. Gerçekten çok garip bir olay. Hani bununla ilgili bir şeyler söylemem gerekiyordu. Instagram'da falan yorumlarınızı sordum ama benim de bazı yorumlarım var. Bunları size paylaşmak istiyorum ve yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum dostlar. Şimdi Cyberpunk 2077 bayıla bayıla oynuyorum PC'de. Çok sevdim oyunu gerçekten ama konsol versiyonları gerçekten kötüymüş. Ve baya baya firma da özür diledi bizden bu haftanın başında. Ve dedi ki bu oyunu isterseniz iade edin, PlayStation 4 üzerinden dijital bir şekilde aldıysanız iade edin. Kutulu aldıysanız da dükkanlara gidin dediler. Ve bundan Sony'nin haberi yokmuş, ben bunu bilmiyordum. Ve Sony de bunun üzerine ortalığı kızıştıracak bir karar verip oyunu dükkandan, store'dan çıkartıyor. Tam da böyle Amerika tarafında holiday season dediğimiz işte Christmas tatiline denk gelen bir dönemde bunu yapıyor ve bayağı firma bundan dolayı bayağı zarar görecek gibi gözüküyor. Hani çok acayip bir karar olmuş. Ben de şaşırdım. Bu tarz bir şey hiç olmadı galiba. Bildiğim kadarıyla yıllar önce bir Steam'den Batman oyunu kaldırmıştı bir tane. Şimdi ismini hatırlayamadım. Çok böyle bug'lı, glitch'li diye. Onun dışında mesela Fallout 76 olsun, Atem olsun, BioWare'in çıkarttığı oyun Atem olsun, birçok oyun bug'lıydı ama onlarda böyle bir şey olmamıştı. Gerçekten çok ilginç oldu. Benim yorum da şu arkadaşlar, hani gerçekten üzüldüm ilk olarak onu söyleyeyim çünkü çok güzel bir oyun. Adamlar bayağı böyle severek yapmışlar, belli oluyor, bayağı güzel bir dünya yaratmışlar. Ama böyle olacağına keşke oyun Mart'ta çıksaydı. Ama tabii satış yapmak için de bu holiday season dediğimiz döneme de denk getirmek istediler. Bir de oyunu çok fazla ertelediler. Artık insanlar sıkılmıştı. Bir de diğer yorum da şu. Belki bu durum diğer oyun firmaları için bir ders olur, bir milat olur. Yani belki oyun firmaları bundan sonra ayağını denk alır, bilmiyorum. Hani bu tarz şeyler yapabilecek haklarımız oluşuyorsa gerçekten iyi, aslında bizim için iyi. Ama firmanın imajı için ve oyunun imajı için kötü oldu. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum ve Miyamoto'nun bir sözüyle bitirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Miyamoto'nun yaptığı oyunlardan bir tanesi olan Breath of the Wild, Zelda, The Legend of Zelda, Breath of the Wild inanılmaz açık dünyaya sahip bir oyun. Birçok kez ertelenmiş bir oyun ve sıfır bug gibi bir şey var oyunda. Yani etkileşim oyunda maksimum ama bug sayısı da minimum, hatta yok gibi bir şey. Ben hiçbir bug'la karşılaşmadım. Kesin internette vardır ama İlk oyun çıktığı zaman kimse bug'lar hakkında konuşmadı. Oyunun bug'ı az gibi bir şeydi. Ve bu oyun da defalarca kez ertelendi. Miyamoto demiş ki ertelenen oyun aslında iyi bir şey. Ama acele getirilmiş oyun her zaman kötü demiş. Ve bunu bir söylüyorum. Ve yorumları size bırakıyorum. Akşam Retro Cuma'da görüşmek üzere. Bay bay.